Yayındayız. Sayın Dekanım, saygıdeğer hocalarım, değerli kursiyerlerimiz ve katılımcılarımız. Bugün burada İstanbul Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu tarafından 10 dilde ücretsiz çevrimiçi dil kursları sertifika töreni için toplanmış bulunmaktayız. Sizleri saygıyla selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum. Ben Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu dil kursu eğitmenlerinden Keremcan Yeşiller. İçerisinde böylesine emekler barındıran bu programın bir parçası olmaktan ve aynı programın sertifika törenini sunuyor olmaktan gurur duyuyorum. Söze bu programın organizasyonunda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, koordinatörlerime, hocalarıma, kursiyerlerimize, danışman hocamız Profesör Doktor Abdullah Kızılcı'ya ve kulübümüz yönetim kurulu başkanı Tuğba Duran'a teşekkürlerimi sunarak ve törenimizin akışını sizlerle paylaşarak başlamak. Programımızın akışı, ekip arkadaşlarımızın, kursiyerlerimizin katkılarıyla hazırladıkları bir video gösterimiyle başlayacak olup, ardından kursiyerlerimiz adına Gönül Ayça Hanım'ın, eğitmenlerimiz adına Doğan Tanrıdağlı'nın, yönetim kurulu başkanımız Tuğba Duran'ın, kulüp danışman hocamız Profesör Doktor Abdullah Kızılcı'nın, dekanımız Profesör Doktor Hayati Devi'nin konuşmaları ve kapanış olacak şekildedir. Şimdi sizleri programımızın ilk kısmı olan video gösterimiyle baş başa bırakıyorum. Öğretmenlerden ücretsiz dil kursu alıyorlar. Doğu Dilleri ve Edebiyatı Topluluğu Kulübü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteriyor. Kulüp 13 ülkeden 600 aşkın öğrenciye 7 dilde ücretsiz ders veriyor. Bir Arapça, Farsça, Hintçe, İbranice, Osmanlıca, Türkçe ve Urduca dillerinde kurslar tertipledik. Eğitmenler dil derslerini gönüllü olarak veriyor. Eğitimi almak isteyen kişi de herhangi bir ücret ödemiyor. Merhaba. Ben Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu'nun pandemi sürecinde 10 dilde farklı seviyelerde ücretsiz olarak açtık. 7 çevrimiçi yabancı dil kursu sınıflarından. Arapça sınıfı öğrencisiyim. Türkçe sınıfı öğrencisiyim. Çince sınıfı öğrencisiyim. Türkçe sınıfı öğrencisiyim. Diğer 1850 kursiyer gibi ben de ücretsiz çevrimiçi yabancı dil eğitimi aldım. Bu sayende Çincemi geliştirdim. Uzaktan ücretsiz yabancı dil eğitimi alma imkan buldum. Evden eşkur muallimine. Bize bu imkanı sunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğuna teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ve selamet. Zaten. Hoşça kalın.
Hazırladıkları bu keyifli video için ekip arkadaşlarıma ve katkıda bulunan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Şimdi sözü kurslarımızı değerlendirmek ve yorumlarını yapmak üzere Sayın Dekanımız Profesör Doktor Hayati Develi'ye bırakıyorum. Evet, sevgili arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle böyle bir kursu düzenlenmesinde emeği geçen bütün öğrenci arkadaşlarıma kalben teşekkür etmek isterim. Bu bütünüyle bir öğrenci faaliyetidir. Elbette biz hocaların, idarecilerin desteği ufak tefek olmuştur. Ama bu gönüllülük esasına dayanan bir faaliyet oldu. Onun için katkı sağlayan, emek veren her aşamasında, sunumunda, derslerin yürütülmesinde bütün öğrenci arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Böylece bir öğrenci kulübünün iyi organize olurlarsa eğer dünyanın her yerine ulaşabileceklerini, edindikleri bilgiyi veya etraflarında topladıkları bilgiyi dünyanın her yeriyle paylaşıp çoğaltabileceklerine şahit olmuş. Bunu da ispatlamış olduk. Bu genç arkadaşlarımızın, yani sizlerin ciddi bir başarısıdır. Bunu gönülden alkışlıyorum, takdire şayan buluyorum. Tabii bu kursların düzenlenmesinde aynı zamanda hem Arap Dili ve Edebiyatı, daha doğrusu Doğu Dilleri Edebiyatı Bölüm Başkanlığı'nın, Sayın Abdullah Kızılcık'ın, bölümdeki bütün öğretim üyelerimizin ciddi desteği oldu. Maddi veya manevi destekleri oldu. Onları da anmak gerekir. Bu faaliyet hem Edebiyat Fakültesindeki bilgi birikiminin hem de aslında Türkiye gençliğinin organizasyon kabiliyetinin, bilgi birikiminin bütün Türkiye ile ve bütün dünya ile paylaşılması anlamına geldi. Benim takip ettiğim kadarıyla öğrencilerimiz, bilhassa Türkçe öğrenenler, büyük ölçüde dışarıdan katılan öğrencilerimiz idi. Bir de ulaşılması güç dillerin öğretilmesi, Hintçe gibi daha sofistik, bizim en azından Türkiye'de çok öğretilmeyen dillerin öğretilmesi, farklı dillere ulaşma konusunda da ciddi anlamda bir farklılık yaratmıştır. Ben bu anlamda bütün öğrenci arkadaşlarımı kutluyorum. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğunu kutluyorum. Onların bu faaliyetlerini sonraki öğrenci topluluklarıyla, bölüm öğrencileriyle dekanlık olarak yaptığımız toplantılarda örnek olarak gösterdim. Yani bir öğrenci kulübü nasıl organize olup bir araya gelip her biri bir liderlik anlayışı çerçevesinde neyi yapabileceklerini planlayıp onu da doğru bir şekilde hedefe ulaştırabilirler. Bunun örneğini verdiniz. Ben hep öğrenci kulüplerini bir ikinci üniversite olarak görüyorum. Burada kendimiz yaşayarak bir şeyler öğreniyoruz. Organize olmayı öğreniyoruz. Bir araya gelmeyi öğreniyoruz. İş yürütme süreçlerini öğreniyoruz. Bazen başarısızlığa uğramayı öğreniyoruz. Başarısızlığa uğradıktan sonra tekrar başarmayı öğreniyoruz. Bu sizin ilerideki liderlik kabiliyetlerinize, yöneticilik kabiliyetlerinize, yani Türkiye toplumunu ele alma ve onu ileri götürme becerilerinize ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Bunu bizlerin yaşına geldiğinizde çok daha iyi fark edeceksiniz. Bu ilk yıllardaki tecrübelerinizin size neler kattığını, ileriki iş yapabilme potansiyellerinizi nasıl etkilediğinizi daha iyi değerlendireceksiniz diye düşünüyorum. Tabii bu programa hoca olarak katılan hem hocalarımızı, hem asistanlarımızı, hem de öğrenci arkadaşlarımızı ayrıca onlara teşekkür etmemiz gerekir. Esas yükü onlar yüklendiler. Onlar da bilgilerini esirgemeyerek bir gönüllülük çerçevesi içerisinde adeta bilgilerinin zekatını vermiş oldular. Tam da Ramazan'a denk geldi. Zekat sevabını da almışlardır muhtemelen. Almış olmalarını diliyorum. Bunu sevgili arkadaşlar sürdürmeliyiz. Yani bir defa yapılan bir faaliyet olup kalmamalı. Hani bizde böyle bir şey vardır Doğu toplumlarında. Bir şeyi hızlıca, heyecanla yaparız, sonra sürdürmeyiz. Oysa kurumsallaşıp onu devam ettirmek belli periyotlarla bir program, bir takvim çerçevesinde kaliteyi artırarak devam ettirmek belki buradan başka sonuçlar da doğacaktır. Bu tamamen sizin inisiyatifinizde olan bir durum. Sizin hayal gücünüze bağlı olan bir durum. Neler çıkabileceği. Ama çalışırsanız çok bereketli ürünler ortaya çıkacaktır. Bu bir çiftçilik gibi. Tohum ekiyorsunuz, bakıyorsunuz, sonucunu bekliyorsunuz.
Hakikaten ümit etmediğiniz kadar bereketli sonuçlar buradan çıkabilir. Başka faaliyetlere kapı açılabilir. Ben Abdullah Hocam, sizin şahsınızda bütün kulüp üyelerine, bütün bu programa destek veren arkadaşlara tekrar kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Programın bir şekilde devam etmesini dekan olarak arzuladığımı ifade ediyorum. Yani biz yöneticilerin böyle bir şansı vardır. Eğer birlikte olunan kitle çalışıyorsa her çalışmadan kendimize pay çıkarırız. İşte biz şunu yaptık, bunu yaptık deriz. Benim şahsen bu faaliyette en ufak bir katkım olmadı. Ama bu faaliyeti Edebiyat Fakültesi faaliyeti olarak, dekanlık faaliyeti olarak da pekala gösterebilirim. Gösteririm. Böyle bir karımız vardır. Dediğim gibi bu bizim ekibimizin, hocalarımızın, öğrencilerimizin başarısıdır. Bu da bir yönetici için herhalde büyük bir nimettir. Bir sevinç ve kıvanç kaynağıdır. Böyle pırıl pırıl, üretken ve bildiğini de elinde olanı da paylaşan genç insanlarla birlikte çalışıyor olmak. Hepinizi tekrar canı gönülden kutluyorum. Sağlıklar diliyorum. İnşallah bu toplantıları yüz yüze de yapabiliriz. Tabii bu arada bu Zoom'un, daha doğrusu uzaktan öğretimin getirdiği becerileri ve imkanları da bu hastalık bittikten sonra da sürdürebilmeyi diliyorum ve muhakkak da öyle olacaktır diye temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Dekanımız Profesör Doktor Hayati Develi'ye konuşmalarından ve değerli sözlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi de kursiyerlerimiz adına konuşmalarını yapmak üzere Hintçe sınıfımızdan Sayın Gönül Ayça Özen Hanım'ı davet ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle İstanbul Üniversitesi Doğu Dilleri Edebiyatı Topluluğu adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen, sadece İstanbul ile sınırlı kalmayıp tüm Türkiye'yi bünyesinde barındırarak birçok eğitim imkanının ulaşmasını sağlayan başlıca İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Hayati olmak üzere Doğu Dilleri Edebiyatı Topluluğu Danışman Hocamız Sayın Profesör Doktor Abdullah Kızılcık ve Kulüp Başkanımız Sayın Tuğba Duran'a gönüllü olarak bu eğitimin bir parçası olan yetenekli hocalarımıza ve Türkiye'nin dört bir yanından bizlere katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Kendi adıma şunu söyleyebilirim ki burada bulunduğum süre içerisinde aldığım eğitimin yanında bir bu kadar daha önemli olan bolca eğlence ve dostluk bize eşlik etti. Tüm dünyanın içerisinde bulunduğu bu zorlu günlerde sıcacık bir aile ortamına uzaklaşmıştık ki eğitimler online olarak devam etmesine rağmen bu sıcaklığı hiç kaybetmeyip kendimizce bir aile olduk. Doğu Dilleri Edebiyatı Topluluğu olarak 10 dilde ücretsiz bu eğitimlerde aldığım eğitimin kalitesi, materyallere ulaşma imkanları ise bu topluluğun başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Şu an burada toplanma amacımız nihayet bu emeklerin meyvelerini toplamak ve bu güzel anılara bir yenisini daha eklemek olacaktır. Hepinize bugünü daha özel kıldığınız ve o değerli zamanınızı bize ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim. Gönül Ayça Özen Hanım'a teşekkürlerimi sunuyor ve şimdi de sözü eğitmenlerimiz adına konuşmalarını yapmak üzere Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu Gönüllü Çince Kursu eğitmenimiz, Çin Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Sayın Doktor Ferhat Kurban Tanrı Dağlı'ya bırakıyorum. Sayın Hocam, lütfen mikrofonunuzu açabilir misiniz? Açtım. Evet. Merhaba Sayın Dekanım, merhaba Abdullah Hocam ve diğer arkadaşlar. Şimdi bu İstanbul Üniversitesi ve Doğu Dilleri Edebiyat Topluluğu dediği zaman benim zaten çok geçmişten kalma bir gönül bağım var. Çünkü biz bir dil kursunun önemini çok iyi biliyorum. Çünkü biz 87 yılında Türkiye'ye geldiğim zaman yüksek lisans eğitimine hazırlanırken bizim rahmetli Troyanzan Hocamız bize Kaşgarlı Mahmut Dil Kursu tesis etmişlerdi. Şimdiki İstanbul Üniversitesi yanında belediyenin arka tarafında Türk Dünyası Araştırma Vakfı var. Medrese yeri. Orada bize 87 yılının 9, 10, 11, 12. aylarında hızlandırılmış bir
Türk dili yani Türkçe yani Türkiye Türkçesi kursu tesis etmişti. Hiç unutmam, o zaman da sizin İstanbul Üniversitesi'nden Türkan adında bir hanımefendi bize Türkçe öğretmişti o günlerde. Onun için dil kursunun tadını veyahut ehemmiyetini bildiğim için bu konuya çok sıcak baktım. Abdullah Hoca beni arayıp konuyu anlatınca hiç ikilemeden kabul ettim. Çünkü 88 yılında aslında yüksek lisans sınavları için biz İstanbul Üniversitesi'ne başvurmuştuk. O günlerde Abdülkadir Donuk hocamız vardı. Bir de Mehmet Saray hocalarımız vardı. Herhalde bazı resmiyetler yetişmedi. Daha sonra biz Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansı devam ettik. Tabii ki hocalarımız birbirinden değerliydi. Mehmet Akalın hocamız vardı rahmetli. Ben yüksek lisansımı orada yaptım. Emin Gürsoy Naskalı Hoca da doktora yaptım derken yani İstanbul Üniversitesi'nden başlamıştık. Yani aradan o kadar zaman geçmiş 30 yıldan sonra zamanında öğrenci olarak giremediğimiz üniversitede bu sefer eğitmen olma fırsatı olunca tabii ki dedim bu tevafuk herhalde dedim. Kabul ettim tabii. Kursumuzu devam ettik. Şimdi biz yıllar önce gençken Çince öğrenirken bize Çince öğretmenlerimiz bize de bir prensip öğretmişti. Yani Çince öğrenmek için mutlaka çok dinlemek, çok okumak, çok yazmak, bir de çok konuşmak lazım. Şimdi buradaki konuşmak tabii çok konuşmak çok güzel bir şey olmayabilir, adet olmayabilir ama yabancı dil için mutlaka çok konuşmak lazım. Şimdi aradan geçen sürede ben de bu yabancı dil öğrenirken 3 tane prensip daha edindim. Onu da paylaştım arkadaşlarla. O da böyle düşünce olarak insanın kendini hazırlaması. Ya biraz önce Hayati Bey de biraz bu konuda bahsetti. Yabancı dil öğrenmek için önce inanç, ondan sonra irade, ondan sonra istikrar diye ben de böyle 3 tane kural belirlemiştim. Bunu da arkadaşlarla paylaştım. Yani ben bunu kısaca 3 tane iyi diyorum. Önce inanacaksın, sonra iraden olacak ve istikrarlı olacaksın. Yani bu yabancı dil öyle bir şey ki, yani özellikle Çince üzerinde. Eğer ara vermeden her gün azar azar üzerinde bir şey koyduğun zaman ileri gidersiniz. Ama bazen çok böyle zaman harcayıp da araya çok zaman koyduğun zaman bu sefer tam geriye gidersiniz. Bu yabancı dil özellikle Çince öyle bir şey ki az da olsa mutlaka üzerine bir şey koyarak gitmeniz lazım. Yani bu da istikrar. Ben bunu bizim kursta da başlangıçta arkadaşlara hem düşünce olarak hem uygulama olarak 3 tane iyi, 4 tane çok prensibine söylemiştim. Bugün belki de geriye dönüp baktığımız zaman bu dediklerimizin anlamı daha net bir şekilde anlaşılıyordu. Çünkü biz 30 kişi yola başladık, 9 kişi kaldık 3. kursta. Biraz önce Hayat Hoca'nın da demek istediği oydu herhalde. İstikrar önemli arkadaşlar. Ben kursiyer arkadaşlara derse başlarken de bu şekilde giriş yapmıştım. En son sınavdan sonra vedalaşırken de yine aynı şeyi söyledim. Burada da yine aynı şeyi tekrar ediyorum. Dil öğrenmek için, belki de bir şey başarmak için diyelim. Mutlaka bu 3 iyi çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnanmak, irade ve istikrar. Bu Çince öğrenmek için bizim daha zamanında bize öğrettikleri 4 tane kural ben sonradan bakıyorum da bütün yabancı diller için geçerli. Mutlaka çok dinleyeceksin, çok yazacaksın, çok konuşacaksın. Tabii buradaki çok konuşmak yabancı dil öğrenirken çok konuşmaktır. Gene demek istediğim şey şu, benim bundan 30 sene önce yüksek lisans öğrencisi olmama nasip olmamıştı. Aradan 30 sene geçmiş oraya eğitmen olarak fırsat doğdu. Bu fırsatı bana verdikleri için kıymetli hocalarıma Abdullah Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bize düşen bir görev olduğu zaman tabii ki elimizden geleni yapacağız. Çünkü dil kursları çok önemli. Ben Doğu Türkistan'dan, Çin'den Türkiye'ye gelip yüksek lisansıma başlayabilmem de dil kursundan başladı çünkü. Burada bu vesileyle rahmetli Turan hocamızı da rahmetle anıyorum. Herkese başarılar diler. Teşekkür ederim. Değerli hocamız Sayın Doktor Tanrı Dağlı'ya kıymetli sözleri için teşekkür ediyorum. Doğu Dilleri ve Edebiyatları 10 Dilde Ücretsiz Dil Kursu Sertifika Törenimiz
Kulübümüz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuğba Duran Hanım'ın konuşması ve sunumu ile devam edecektir. Teşekkür ederim Keremcan Bey. Ben de Sayın Dekanımı, kıymetli hocalarımı, kursiyerlerimizi ve izleyenleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz tekrardan sertifika törenimize hoş geldiniz. Sizlere biraz kurslarımızla ilgili sayısal detaylardan bahsetmek, kursiyerlerimizden aldığımız geri bildirimlerden söz etmek ve gelecek kurs planlarımızı açıklamak istiyorum. Ücretsiz çevrim içi yabancı dil kursu serüvenimize geçtiğimiz yıl Aralık ayında başladık. Derslerine ilk başlayan sınıfımız Hintçe oldu ve ardından çok kısa sürede Arapça, Farsça, Osmanlıca, Urduca, İbranice ve uluslararası öğrenciler için Türkçe kursları da eklendi. Bu kurslarımıza 14 farklı ülkeden başvuru aldık. Türkiye dışından gelen başvuruların çoğu Arap ülkelerinden geldi ve yurt dışından gelen bu başvuruların büyük çoğunluğu uluslararası öğrenciler için Türkçe kursumuza aitti. 7 dile ulaşmamızla birlikte 590 kursiyere 14 eğitmenimizde 18 sınıfta ücretsiz çevrim içi dil eğitimi verir hale geldik. Tüm bunlar olurken bu faaliyeti koordine eden kişi sayımız toplamda 2 kişiydi. Benimle birlikte aynı şevkle ve azimle çalışan ve artık tüm kurslarımızın genel koordinatörü olan Mehmet Akkurt arkadaşıma burada özel bir teşekkürü borç bilirim. Nitekim bu gönüllü faaliyetimiz başta Anadolu Ajansı olmak üzere çeşitli haber ajanslarının dikkatini çekti ve basına yansıdı. Kurslarımız 30'u aşkın haber sitesinde ve TRT Haber televizyon kanalında yayınlandı. Bu haberin bir kısmını törenimizin başındaki videoda da görmüştük. Kurslarımızın basında yer almasının ardından büyük bir talep dalgasıyla karşılaştık ve bir öğrenci kulübü olarak elimizden geldiğince talepte bulunanlara imkan sağlamak için kollarımızı sıvadık. Yabancı dil sayımızı 10'a yükselterek ek başvurular açtık. Başlangıçtaki 7 dilimize İngilizce, Korece ve Çince eklemiş olduk. Yayınladığımız başvuru formlarına toplamda 20 bine aşkın başvuru aldık. 26 farklı ülkeden aldığımız bu başvurularda yurt dışından gelen başvuruların en çoğu İran'dan geldi. İran'ı Mısır, Suriye ve Özbekistan takip etti. Başvuruları değerlendirmemizin ardından elimizden gelenin en iyisini yaparak koordinasyon ekibimizi genişlettik ve gönüllü eğitmen sayımızı 31'e yükselterek 37 sınıfta 1850 kursiyere eğitim verir hale geldik. Derslerimizin Zoom platformunda işleniş anlarından birkaç görüntüyü görüyoruz şu anda. Tabii ki düzenlediğimiz bu kursların verimliliği de bizim için son derece önemliydi. İstediğimiz verimi sağlayıp sağlayamadığımızdan emin olmak için bir anket hazırlayıp kursiyerlerimize gönderdik. Türkçe başlangıç seviyesinde eğitim alan öğrencilerimizin de kolaylıkla anketi doldurabilmesi için anketimizi hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenledik. Burada anketimizde bulunan bazı kritik sorulara aldığımız yanıtların oranlarını sizlere göstermek istiyorum. Örneğin derslerden beklediğiniz verimi alabildiniz mi veya şu an eğitim aldığınız kurs tekrar açılsaydı kursa katılmayı tercih eder miydiniz ve benzeri sorularımıza çok büyük oranda olumlu yanıtlar aldık. Yine kursiyerlerimiz çoğu derslerde kullanılan materyalleri de yeterli buldular. Aldığınız eğitimde en çok hangi yeteneği geliştirdiğiniz sorumuza ise Türkçe anketimizde ağırlıklı olarak okuma cevabı verilirken İngilizce anketimizde ağırlıklı olarak gramer cevabı işaretlendi. Burada da kursiyerlerin çoğunun aldıkları çevrim içi yabancı dil eğitimine 5 üzerinden 5 puan verdiklerini görüyoruz. Ve biz ne kadar eğitmenlerimizin alanlarında yetkin olduklarından emin olsak da bunu kursiyerlerimizin gözünden de teyit etmek amacıyla eğitmenlerimizle alakalı birkaç soruyu da anketimize ekledik. Eğitmenlerimizle ilgili bu sorulara verilen olumlu cevaplar da bizim bu düşüncelerimizi pekiştirmiş oldu. Sizlerin de bildiği üzere eğitmenlerimizin çoğu lisans ve yüksek lisans öğrencisi. Aralarında doktor öğrencisi ve doktor hocalarımız da bulunmakta. Ne kadar eğitmenlerimizin çoğu öğrenci olsalar da gerek kendilerini yetiştirmeleri bakımından, gerek eğitimini verdikleri dilin konuşulduğu ülkelerde bulunmuş olmaları bakımından alanlarına oldukça hakimler. Anketimizin son kısmında kursiyerlerimizin DODET hakkındaki düşüncelerini de sormuştuk. Burada birçok güzel yorum
yorum tabii bu yorumların hepsini buraya koymamız mümkün olmadı. Ancak gösterebildiğim kadarını burada sizlere göstermek istedim. Anketimizde bu güzel yorumlarını yazan ve iyi dileklerini bizden eksik etmeyen tüm kursiyerlerimize teşekkür ederim. Bizlere okulda aldığımız tüm derslerin ve diğer tüm uğraşlarımızın arasında gönüllü olarak çalışmamızı sağlayan, bu şevk ve azmimizi arttıran en büyük etken sizlerde gördüğümüz öğrenme isteği ve yazmış olduğunuz bu güzel yorumlarınızdır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında vermiş olduğumuz 10 dilde ücretsiz çevrim içi yabancı dil kurslarımızın yanında Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte düzenlediğimiz kurslarımız da bulunmaktaydı. Bunlardan da kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Geçen sene İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nin de katkılarıyla yüz yüze düzenlediğimiz Arapça YDS kursuna bu yıl da talep almamız üzerine bu kursumuzu çevrim içi olarak da tertipledik. Kursumuzun cüzi miktarda bir ücreti de bulunmaktaydı. Ancak dil merkeziyle anlaşarak öğrencilerimize büyük miktarda indirim sağladık. FAMER ile birlikte düzenlediğimiz bir diğer kursumuz da çevrim içi grafik tasarım kursumuzdu. Bu kursta ben ve iki eğitim verdiğimiz bir kursiyerimizin de şu an kulübümüzün tasarım ekibinin koordinatörü olmasından ben kursumuzun verimli geçtiği kanısına varıyorum. Ve tabii ki sunumumu sonlandırmadan önce bizlere bu ortamımızdan desteklerini esirgem kurumsal iletişim birimi koordinatörü Yusuf Karadağ Bey'e, çalışmalarımız boyunca her daim yanımızda olan danışmanımız Profesör Doktor Abdullah Kızılca ve FAMER'e teşekkür ederim. Ayrıca bu projemizde tamamen gönüllü olarak çalışan 31 eğitmenimizin her birine ve arka planımızda devamlılıkla çalışan koordinatörlerimize de özel bir teşekkürü borç bilirim. Sunumum bu kadardı. Ancak kısaca sertifika takdimimizin nasıl olacağından ve gelecek kurs planlamalarından da bahsetmek istiyorum. Çünkü bu yayını izleyen birçok kişinin aklında sertifikalarımızı ne zaman alacağız veya yeni kurslar ne zaman olacak gibi sorular olduğunu tahmin ediyorum. Sertifikaları törenimizin ardından maillerinize gönderiyor olacağız. En başından beri söylediğimiz şekilde %70 devam şartını karşılayan kursiyerlerimize katılım belgelerini hazırladık. Hatta hocalarımızın kanaatiyle burada devam sınırını biraz esnek de tuttuk. Bu nedenle kurslara düzenli olarak devam eden herkes belge alacağından emin olabilir. Kursiyerlerimizden ricam bu akşam maillerine gelen belgelerini kontrol etmeleri. Belgede herhangi bir hata bulunması durumunda 3 gün içinde bize aynı mailden dönüş yapabilirler. Bir diğer konu ise yeni kurslarımızın ne zaman açılacağı. Yeni kurslarımızı Temmuz-Ağustos aylarında yaz kursu olarak planlıyoruz. Kesin bir tarih verememekle birlikte Haziran ayı içerisinde başvuru yapabiliyor olacaksınız diye tahmin ediyorum. Yeni kurslar konusunda çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz 10 dilde eksilme olmadan devam etmek, ancak bu performansı gösterebilmemiz tabii ki gönüllü eğitmenlerimizin sayısına bağlı. Şu an için en azından eğitmenlerimizden aldığımız dönüşlere göre Arapça, Farsça, Çince, Urduca, Hintçe, Korece ve uluslararası öğrenciler için Türkçe kurslarımızın devam edeceğini söyleyebilirim. Başvurulardan haberdar olmak için tabii ki sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz ve aynı zamanda WhatsApp veya Telegram gruplarımıza dahil olabilirsiniz. Konuşmamı bitirmeden önce Arapça kurslarımızla ilgili kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Arapça sınıflarında üstün başarı göstererek yapılan deneme sınavında birinci olan kursiyerlerimize Ürdün'de bulunan El İlmulil Cemii Dil Merkezi tarafından ücretsiz çevrim içi Arapça dil kursu imkanı sağlanacaktır. El İlmulil Cemii Dil Merkezi'ne sağladıkları bu imkandan dolayı teşekkür ederiz. Şimdi izninizle sizlere birinci olan öğrencilerimizin isimlerini takdim etmek istiyorum. Ayşen Melis Demiröz, Nur Akbaş, Gülsena Kara, Melda Nur İmancı, Halime Demirok, Sena Ayhan, Mustafa Burak Yeğin, Dilek Günay, Şeyma Babuşçu, Zeynep Arslan, Esra Uslu, Hanifi İspir, Muhammed Salih Çelik. Kendilerini göstermiş oldukları üstün başarılardan dolayı tebrik ederiz. Benim değinmek istediğim noktalar bu kadardı. Sözlerimi burada sonlandırıyorum. Sizlere sağlıklı günler ve başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Tuğba Duran'a konuşmaları ve bilgilendirmelerinden ötürü teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Profesör Doktor Abdullah Kızılca'ya bırakmadan önce gönüllü olarak göstermiş oldukları özveriden dolayı fakülte dekanımız Profesör Doktor Hayati Develi tarafından kendilerine takdim edilen teşekkür belgelerini temsilen bir örnek göstermek istiyorum. Törenimize teşekkür belgesi alan ekip arkadaşlarımızı ve eğitmenlerimizi sizlere duyurarak devam edeceğiz. Tuğba Duran, Mehmet Akkurt, Fatih Özgür, Emine Nur Yavaş, Emine Yıldırım, Furkan Balahoroğlu, Merve Erdoğan, Mihriban Çavuşoğlu, Ayşenur Dileyen Buran, Fahriye Düzgün, Muhammed Çelik, Esra Bozdemir, Siyet Abdullah Şah Navaz, İsra Baradi, Numan Aytaş, Cemal Alzaher, Doktor Abdülcebbar Muhammed Elgureyli, Doktor Ferhat Kurban Tanrıdağlı, Alparslan Feras Burak, Ahmet Çelik, Aysiye Reisi, Beydanur Çelik, Ferşit Piruzniya, Fitnat Kılıç, İbrahim Ethem Yiğit, Omar Marufi, Ozan Dur, Muhammed Raşit Hek, Sümeyye Tekin, Behiye Münevver Özkan, Sümeyye Nur Düzcan, Ali Miram Aymat, Şamu Siyah Yaşeng, Betül Yeşil, Büşra Sultan Erdoğan, Ayşe Hanım Hamamcı, Gülsüm İnci, Maha Bahit Muhammed Aysa, Feyze Hayati, İnas El Mufti. Sizlere teşekkürü borç biliriz. Şimdi de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı ve Doğu Dilleri ve Edebiyatları Kulübü Danışman Hocamız Sayın Profesör Doktor Abdullah Kızılcı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Saygı ve selamlarımı sunarak hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Dekanım, kıymetli eğitmen hocalarım, değerli öğrenciler. Sözlerime başlamadan önce şunu ifade etmek isterim. Biz ödülümüzü bize gösterdiğiniz bu teveccühle ve güzel yorumlarınızla, dilek ve temennilerinizle gösterdiniz. Hepinize hasreten teşekkürlerimi iletiyorum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu Kulübümüz, sosyal sorumluluk çerçevesi kapsamında gönüllü eğitmenler ile birlikte yabancı uyruklu öğrencilerin de içerisinde yer aldığı 1200 kadar kursiyere fertlerin ve toplumların iletişimini sağlayan dillerin öğretilmesi gayesiyle 10 farklı dilde ücretsiz çevrim içi kurslar düzenlenmiştir. Bugün burada yapılan çalışmaların bir sonuç verdiğini memnuniyetle izlemekteyim. Elbette bir faaliyeti başlatmak kadar tamamlamak da önemlidir. Tabii Ferhat hocamın dediği gibi ya da Hayat hocamın dediği gibi devam ettirmek de önemli. Yani tamamlamak önemli başarıyla. Hamdolsun bunu hep beraber gerçekleştirmiş olduk. Başlangıçta tabii e-posta yoluyla tören yapmadan sessizce katılım belgelerini kursiyerlere göndermeyi düşündük. Elbette katılımcılara sessizce bu sertifikaları verebilirdik. Ancak Tuğba kardeşimizin ifade ettiği gibi sunumunda 600 civarında katılımcı ile sessizce başladığımız bu mütevazi kursumuzdan basın haberdar olunca talepler çığ gibi büyümüş ve potansiyelimizi bildiğiniz gibi iki katına çıkarmıştık. Bu nedenle 1200 kadar katılımcıdan devam şartlarını sağlayan 470 kursiyerimize bugün belgelerini takdim ediyoruz. Burada önemli olan gönüllülük esasına dayanarak gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetin başarıyla tamamlanması ifade ettiğimiz gibi ve öğrencilerimizin yaptıkları ile yapmayı istedikleri arasında bağlantı kurmaları ve bu kurslara devam etmeleridir. Kurslarımızın yazın da devam etmesi temennimizdir. Bu daha çok tabii bundan sonra eğitmenlerimizin gönüllü olarak devam etmesine bağlıdır. 10 dilde verdiğimiz kursa yeni diller eklememiz imkan dahilindedir. Ancak biz kazandığımız deneyim üzerine bu dillerle ilgili materyalleri geliştirmeyi tercih ediyoruz.
Çünkü dilde sistem ve materyal öğrenci ve öğretmen kadar önemlidir. Şu hususu belirtmem gerekir. Maske ve aşı savaşlarının yaşandığı bir dönemde tüm dünyaya örnek olan Türkiye'nin Öncü Üniversitesi'nden bir kulübün yaptıkları ile de örnek olması dikkati şayandır. Çünkü iyilikler bulaşıcıdır. İnşallah biz diğer kulüplere, diğer merkezlere, diğer üniversitelere örnek oluruz. Elbette iyilikler kalıcı, kötülükler geçicidir. Unutmayalım ki dünyamızı iyilikler değiştirecektir. Dodet Kulübü'nün danışmanı olarak sözlerime burada son verirken bu kurslara emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle herhangi bir ücret talep etmeden ve kurslarımızda eğitim veren siz değerli hocalarımıza, kursları koordine eden öğrencilerimize ve sabırla bu kurslara devam eden katılımcılara ve bugün bizlere Arapça kurslarında birinci olan öğrencilere ödül veren El İlmül Cemi Dil Merkezi'ne hasreten teşekkürlerimi iletiyor. Sağlık ve esenlikler diliyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Sayın Profesör Doktor Kızılca, konuşmalarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli kursiyerlerimizi, kurslarımızı başarıyla tamamladığınız için tebrik ediyor. Eğitmenlerimizin ve koordinatörlerimizin de emekleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. İstanbul Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu 10 dilde ücretsiz çevrimiçi dil kursları sertifika törenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İlerleyen etkinliklerimizden haberdar olmak için bizleri sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Törenimizin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz.